Su, insanlık için vazgeçilmez bir yaşam kaynağı olmuştur. Ve binlerce yıldır kendi öyküsünü yaşar. Su, geçmişin içinde yalnızca gizemi değil, insanı da barındırır. Bugün de hala su ve deniz bizim için bir ilham kaynağı, vazgeçilmez bir yaşam çeşmesidir. Yani ağabey hayattır. Sular soğumaya başladı. Levrek görme umuduyla saklandığım yerde uzaktan yaklaşan kefalleri görüyorum. Önümdeki taşın arkasına doğru sakin bir şekilde yaklaştığını görünce ağır hareketlerle balığa yaklaşıyorum. Taşın arkasından çıktığı anda atışımı yapıyorum. Bir kefal sürüsünü taşın altında yakalıyorum. Seri bir atışla iri bir tanesini alıyorum. Çok derin olmayan bir yerde gridaların dolaştığını fark ediyorum. Sakin ve balıkları ürkütmeden dalışımı yapıyorum. Taşların arasında gridalar dolaşıyor. Fakat ufak oldukları için atış yapmıyorum. Biraz daha iri bir grid arkasından ilerleyip taşına doğru giderken balığı vuruyorum. Sabri Kılıç bir taş altı av için nefesleniyor. ...30 metredeki taşa indikten sonra fener yardımıyla atışını yapıyor.
Av her zaman avcının istediği gibi sonuçlanmayabiliyor. Gride bulunacağını tahmin ettiğim bir zemini görünce komuktan birkaç metre yukarıya yatıyorum. Tahminim doğru çıkıyor ve iri gırdalar gözüküyor. Uzaktan iri bir birey yaklaşıyor. Atış pozisyonum çok net olmamasına rağmen atışımı yapıyor ve balığı vuruyorum. Makarayı açarak yukarı çıktıktan sonra yavaş yavaş balığı alırken maalesef balık yırtıp kaçıyor. Dediğim gibi, av her zaman avcının istediği gibi sonuçlanmayabiliyor.